Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTC kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi videomuza geçeriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklamalar bölümüne bırakmış olduğum linkten beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonları ve sinyali beğenmiş olduğumuz pozisyonları orada sizlerle birlikte paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada TrendFlex algı indikatörü sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Mail ise detaylardan bahsedeceğim. Bu arada arkadaşlar, Dynamic Oscillator ve Price Quantum indikatörlerinde TrendFlex algo ile birlikte sizlere gönderiyorum arkadaşlar. Lütfen detaylar için mail atınız. Evet, şimdi tabii ki aramıza yeni katılan takipçilerimiz var açıkçası arkadaşlar. Yeni katılan takipçilerimizin ve kripto dünyasına yeni giren takipçilerimizin en çok zorlandığı konu trend çizgisi ve destek ve dirençleri çekebilmek. Tabii ki uzun zamandır beni takip eden takipçilerimle biz bu sorunu çözdüğüme inanıyorum. Yani hem indikatörlerle hem vermiş olduğumuz kısa eğitim videolarıyla destek ve direnç seviyeleri, trend çizgileri nasıl çekilir, onu zaten hani çözdüğümüze inanıyoruz. Ama tabii ki aramıza yeni katılan takipçilerimiz olduğu için ve bana çok fazla soru geldiği için hani destek ve direnç seviyelerini nasıl çekebileceğiniz ve bununla ilgili videolar var mı, indikatörler var mı diye çok soru soruyor. Ben de kısa bir şekilde bugün bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki şu an sizlerle birlikte hem Instagram'da hem de Telegram'da paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Güzel kırılımları, güzel formasyonları, destek ve direnç kırılımlarını, aldığımız sinyalleri, testleri hepsini sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Gördüğümü sizlerle paylaşıyorum. Şu an için MKR'deyiz. Güzel bir oba formasyonu var. 30 dakikalık time frame'de görebiliyorum ve boyun çizgisi kırıldı. Retest tamamlandı. Aşağıya kadar yolculuk devam ediyor. Tabii ki benim beklentim 2.50 seviyesi arkadaşlar. 2.50 seviyesine geldiği zaman hedef TP1 tamamlanmış olur. Tabii ki ileriki süreçlerde bakacağız neler olacak. Şu an gördüğünüz gibi sell seviyesi, yani pardon özür dilerim, sell sinyali gelmişti ve tabii ki burada bir oba formasyonu, sol omuz, sağ omuz, baş kırılım geldi. Sell sinyali zaten geçerliliğini koruyor ve aşağı kadar düşmeye devam edebilir arkadaşlar. Şimdi tabii ki bu sırada şöyle takip etmek gerekirse şöyle hemen bir trend çizgimizi çekelim. Aşağı yönlü düşen bir trend çizgimiz var ve bu trend çizgisinin üstüne çıkmadığımız sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi ben şöyle göstermek istiyorum size. Paylaşımı yaptığımdan beri buraya kadar düşerse, 2.54'e kadar düşerse %10 gibi bir düşüş söz konusu olacak arkadaşlar. Tabii ki sadece hani buradaki sell sinyalini baz almak yanlış olur. Çünkü burada yapılan bir buy sinyaliyle birlikte de arkadaşlar şöyle ortalama şöyle göstermek istiyorum. %40 gibi kâr realizasyon söz konusu oluyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arada hiçbir şekilde bir sell sinyali yok. Bize alıyor, yukarılara kadar taşıyor. İşte trend çizgisini yakalayabilmek bu kadar önemli olur arkadaşlar. Hemen şöyle bir trend çizgimizi çekelim şuradan. Şimdi şöyle alalım. TrendFlex algıyı bir kapatalım arkadaşlar. Evet. Aynen. Şimdi zaten yukarı yönlü bir trendimiz devam ederken arkadaşlar, gördüğünüz gibi kırılım burada. Şöyle bir daha yap. Aynen. Birinci temas ve ikinci temas, kırılım geliyor, test yapıyor ve aşağı kadar devam ediyor. Aynı zamanda burada oba formasyonu kendini gösterdiği için sağ omuzun aşağı yönlü kırılımıyla testle birlikte aşağı yönlü yolculuğuna devam ediyor. Düşen bir trend söz konusu arkadaşlar. Bu tabii ki hani büyük ihtimalle yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte arkadaşlar, eğer bir terslik olmazsa 2.54'e kadar düşeceğini tahmin edebiliyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben de burada short pozisyon açtım. Stoplu bir şekilde takip ediyorum. Hemen sizlere daha sonra göstermek istediğim en önemli indikatörlerden biri, hemen şurada göstereyim arkadaşlar. Evet, support resistance arkadaşlar, dinamik. Gerçekten iyi bir indikatördür. Destek ve direnç seviyelerini iyi bir şekilde çeker. Hemen şöyle 4 saatlik time frame'e bakalım. Aynen 4 saatlik time frame'de baktığımız zaman arkadaşlar, gördüğünüz gibi burası bir direnç seviyesi. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bölgelerde çalışan bir direnç seviyesi. Aynı zamanda ikili tepe olarak kendini göstermiş. Bakın buralara da destek seviyesi olarak kendini gösteriyor. Hani aramıza ilk katılan takipçilerimiz için söylüyorum. Yani buradaki support resistance dinamiği kullanabilirsiniz. Bu da tabii ki güzel bir destek ve direnç indikatörü arkadaşlar. Hemen şunu bir kapatalım. Benim favorilerimde ekli olan birkaç tane daha var. Hemen onları size göstereyim. Support dinamik, support dinamik V2. Aynen, bu da diğerin hemen hemen aynısı ama gördüğünüz gibi gene aynı noktalarda size destek ve direnç seviyeleri sunuyor. Diğerine bakalım. Hemen açılmasını bekliyorum. Evet, bu da
hemen hemen benzeri. Bu da arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Tabii ki şu an grafik mumların üstünde olduğu için açıkçası şu an buraları destek olarak geçtiği için destek olarak kullanabilirsiniz ve burası artık yeşil. Ne zaman kırılırsa artık yukarısı kırmızıya dönüyor arkadaşlar. Renk değiştiriyor. Dolayısıyla burası bizim için destek bölgesi olduğu için 2.68 seviyesi bizim için destek bölgesi olduğu için buraya kadar düşmesi muhtemel. Yani TP1'imiz burası diyebiliriz arkadaşlar. TP2'miz de 2.54 diyebiliriz. Benim beklentim 2.54 seviyesi çünkü formasyon gereği buraya kadar düşmesi gerekiyor yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Tekrar gösteriyorum size indikatör arkadaşlar. Hemen support yazdığınız zaman zaten aynen bakın support resistance channels bunu tıkladığınız zaman karşısına bu indikatör çıkacak. Tabii ki bu size renklendirilmiş bir indikatör. Mesela 1 saatlik time frame'e bakalım. Aynen bakın 1 saatlik time frame'de artık buraları direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve yeşil bölge bizim için destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve 1 saatlik time frame'de gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki açıkçası kırılım gerçekleşiyor. Artık burası bizim için direnç bölgesi olduğu için hedef bölgesi 2.54 olarak seçiliyor arkadaşlar. Tabii ki bu 2.54 hedef bölgesi seçilmesinin tabii ki bir amacı var, bir nedeni var. Hemen şöyle geliyoruz. Baş bölgesiyle boyun bölgesi seviyesini alıyoruz. Ve buradan kırılım kadar aşağı kadar bir düşüş düşünüyoruz arkadaşlar. Yani boyun çizgisinin kırılımıyla birlikte aşağıya kadar bir açıkçası hedef belirtiyoruz. Formasyon gereği bu şekilde çalışır. İsterseniz Google'da da aratabilirsiniz. OBA formasyonunun çalışma prensibi nedir diye ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu an için ben baktığım kadarıyla 1 saatlik time frame'de de hatta 30 dakikalık time frame'lerde de gerçekten iyi bir şekilde çalıştığını görebiliyorum. Aynı zamanda verilen bir sell sinyali birlikte arkadaşlar bizi aslında hedefe gideceğini bir nevi ön sezisini veriyor arkadaşlar. Evet bir sell sinyali herhangi bir buy sinyali henüz gelmedi. Bakalım bir terslik olmazsa 2.54'e kadar ulaşabileceğiz arkadaşlar. Şimdi geçen gün bahsetmiş olduğum bölge evet 63.500 seviyesinde 182 milyon dolarlık bir hedef bölgesi vardı. Lik bölgesi vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orası patladı ve açıkçası artık ileriki tarihlerde baktığımız zaman patlatılabilecek maksimum seviyeyi hemen şöyle bakıyorum. 62.170 dolar seviyesi patlatabilecek maksimum seviyesi arkadaşlar. Buraya kadar düşer ve bundan sonra yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini düşünüyorum. Yani 67, 68, 69 bin dolar seviyeleri Bitcoin için aslında ideal seviyeler. Hemen tekrar Bitcoin'e bir gelelim. Evet şu an hatta beni bir önceki videomu izlerseniz arkadaşlar burada ikili tepe formasyonunu görmüştüm ve sizlerle birlikte çizmiştim. Tamamen tesadüfen görmüştüm. Spontane oldu arkadaşlar. Video esnasında denk geldi. Ve boyun çizgisi kırılıp test yaptıktan sonra gördüğünüz gibi hedefine net bir şekilde ulaşmış. İşte bunları takip etmek çok önemli arkadaşlar. Yani 4 saatlik time frame'lerde ikili tepe formasyonu görürseniz tabii ki her bir mum 4 saat temsil ettiği için çok fazla beklemiş olursunuz. Ama mesela 30 dakikalık time frame'de burada yakalamış olduğumuz ikili tepe formasyonu boyun çizgisine kırılımla birlikte hedef bölgesine net bir şekilde ulaşmış. Ve gördüğünüz gibi burası artık destek bölgesi olarak çalışıyor. Ve destek bölgesi 63.230 seviyesinde tutunmuş arkadaşlar. Yukarı yönlü aşağı hareketler devam ediyor. Burası da bizim için direnç bölgesi 65.100 seviyesi bizim için direnç bölgesi arkadaşlar. Dediğim gibi bakın indikatör burada çok güzel çalışıyor ve en sağlam destek bölgenin de burası olduğunu gösteriyor arkadaşlar indikatör bize. Hop pardon özür dilerim. Evet. Şimdi 4 saatlik time frame'e gelelim. Bakın 4 saatlik time frame'de neler karşımıza çıkacak? Evet 4 saatlik time frame'de gördüğünüz gibi burası direnç bölgesi, direnç bölgesi. Burası bizim için destek bölgesi arkadaşlar. Ama benim çizmiş olduğum sağlam bir destek bölgem var. Bu benim için gerçekten çok değerli. Evet burası 61.300 seviyesi benim için destek bölgesi. Buraya düşebilir miyiz? Tabii ki düşebiliriz. 61.800 seviyesi. Hemen bakalım maksimum gelebileceğimiz bölge 62.100, 62.115, 61.300. Yani 62.000 seviyesi gelebilecek bana kalırsa maksimum seviye arkadaşlar. Yani buraya bir fitil atar ondan sonra yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Çünkü neden? Para yukarıda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi para bu bölgede. Ya bu bölgede maksimum öncelikle 65.400 seviyesinde ciddi bir para var. Daha sonra arkadaşlar kademeli olarak 100 milyon dolar, 90 milyon dolar, 80 milyon dolar, 66, 67, 68 bin dolar seviyesinde bir para birikimi var. Dolayısıyla 67, 68 bin seviyeleri buralara kadar geldiğimizde zaten açıkçası buradaki düşen major trendimizi kırdığımız için yukarı yönlü hareketlerin gelmesi de çok olası olabilir arkadaşlar.
arkadaşlar. O yüzden bunu da takip etmemizde kesinlikle ama kesinlikle fayda var. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Size anlatmak istediğim, hani takipçilerimize, aramıza yeni katılan takipçilerimize de anlatmak istediğim en güzel indikatörlerden biridir. Support Resistance Channels destek ve direnç indikatörü. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Destek ve direnç bölgeni çok net bir şekilde tüm time frame'lerde de görebilirsiniz. Hemen bakalım. Evet, bakın burada 15 dakikalık time frame'de gördüğünüz gibi çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Burası bizim için destek bölgesi, buralar bizim için direnç bölgesi. Tabii ki buralara geldiği zaman bir şansımızı deneyebiliriz aslında. Hani bir short pozisyonu açabiliriz ama tabii ki ilk önce bir grafiği okumak, grafikten faydalanmak, yani trend kırılımına. Bakın mesela siz grafiği takip ediyor olsaydınız arkadaşlar, buradaki trend kırılımına birlikte aşağı yönlü hareketler devam edilebilirdi. Onu da takip etmekte kesinlikle fayda var arkadaşlar. Evet, burada da örnek veriyorum, burada ikili tepe formasyonu var demiştim sizlere. Hemen şöyle göstereyim. İkili tepe formasyonunda evet burada kırılım geldi. Bakın burada kırılım geldi. Yukarı yönlü hareketler gitti. Burada da ufak bir kâr realizasyonu alabilirdiniz scalp yapanlar için arkadaşlar. Evet, benim anlatmak istediklerim bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. TrendFlex algo indikatörünü de almak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeter. Size maille detaylardan bahsedeceğim arkadaşlar. Aynı zamanda press quant indikatörü, Dynarch osilatör indikatörünü de sizlere göndereceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.